Dağıttım ortalığı yalnız. Hoş geldiniz değerli babuşlarım ve çikolatalarım. Bugün sizinle çok acayip bir seriye başlamak istiyorum, tamam mı? Ve kanalımda ilk defa böyle bir seri yapacağım. İngilizce ile alakalı problemimizi şöyle bir üstten beraber halledeceğimiz bir seri yapacağım, tamam mı? Ve bu seride 4 video olacak. Her videoda bir skill'den bahsedeceğiz. Yani dil becerisinden. Bunlar neler biliyorsunuz? Speaking, writing, reading ve listening. Bu sırayla hepsini yapacağız ve bugün bu serimizin ilk videosu speaking'le açıyorum arkadaşlar. Bizim için en sıkıntılı olan dil becerisi speaking'den başlamak istedim. O yüzden bu videoda mümkün olduğunca sizin speaking skill'ınızı geliştirebilmeniz için ipuçları vereceğim ve daha sonrasında başka bir şey yapacağız. Şimdi o başka bir şey nedir, ona gelelim. Bu videoları, bu seriyi biz PT Akademik ekibiyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce PT Akademik sınavına ben girmiştim. Hatta vlog'unu çekmiştim. Şöyle bir sınav, içinde 4 beceri de var ve bu sınava girdiğiniz zaman bu sınavı birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Birincisi, bu sınavdan aldığınız puanla hazırlığa atlayabiliyorsunuz. Ayrıca eğer yüksek lisans doktora başvurusu yapmak istiyorsanız bu sınavın puanını kullanabiliyorsunuz. Ya da yurt dışında okumak istiyorsanız, bir üniversiteye başvurmak istiyorsanız bu sınavın puanını kullanabiliyorsunuz. Hatta size şöyle söyleyeyim. Hazırlıklı geldim. Aklınıza gelebilecek işte İngiltere, Amerika, Avustralya, böyle İngilizcenin hüküm sürdüğü ülkelerde okumak istiyorsanız eğer bu sınavdan aldığınız puanı kullanabiliyorsunuz. Ve biz daha önce bu sınavla alakalı soru cevap yaptık. Yani kaç puan almam lazım, ne yapmam lazım? Böyle sorularınız varsa yukarıya bırakıyorum. Bu videodan sonra bakabilirsiniz. Bu videoda şimdi sizinle PT Akademik sınavına hazırlanacağız beraber. Beraber soru çözeceğiz ve ben bunu yıllardır yapmayı o kadar çok istiyorum ki bu kanalda. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Önce size speaking tüyoları vereceğim. Speaking'inizi nasıl geliştirebilirsiniz? Pronunciation, telaffuz önemli. Ve burada size bu konuda elimden geldiğince yardım edeceğim bu seriyle. Oraya geçmeden önce PT Akademik sınavının avantajlarından bahsetmek istiyorum. Neden bu sınava girmelisiniz? Biliyorsunuz bu sınava bizzat ben girdim. Sınava ulaşmak çok kolay. En sık seansa sahip sınav. Bu haftanın 7 günü sınav yapılıyor. Ve sınava 24 saat kalaya kadar kaydolabiliyorsunuz. Mesela ben bugün 2 gün sonra PT Akademik sınavına girebilirim. Acil puan lazım. 1 sene hazırlık okumak istemiyorum. Gideceğim, puanımı alacağım ve hazırlığa atlayacağım. Sınav sonucu arkadaşlar benim aynı gün açıklanmıştı. Sınavdan sonra 30 saat içerisinde sınav sonucunuzu alıyorsunuz. Çok hızlı bir süreç oluyor. Dünya çapında 3000 üniversiteden fazlası tarafından kabul ediliyor. Ve benim de en sevdiğim özelliklerden bir tanesi sınav süresi sadece 2 saat. Yani beyninizi yakmıyorsunuz 3-4 saatlik sınavlara girerek. Benim gerçekten bir noktadan sonra beynim çalışmamaya başlıyor ama tam böyle yerinde. Anlatabiliyor muyum? Gayet tertemiz bir şekilde girdim, çıktım sınava. Çok güzeldi. Sizi çok doğru bir şekilde ölçtüğünü düşünüyorum. Zaten birazdan soruları çözerken de göreceksiniz. Evet, PT Akademik sınavıyla alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Yine sorularınız olursa aşağıya ya da Instagram'dan PT Akademik sayfasına DM atabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bu seriye devam ettiğimiz sürece ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdi bu videoda ne yapacağız, ona gelelim. Öncelikle size genel olarak speaking'inizi nasıl geliştirebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra elimde PT Akademik sınavının örnek soruları var. Bu sorulardan sizinle beraber çözeceğiz. Ve bence ne yapın biliyor musunuz? Sınava girmek düşünseniz de düşünmeseniz de bu videoyu kesinlikle izleyin. Çünkü bu sorular, bu soru tipleri genelde İngilizce ile alakalı bir sınava gireceğiniz zaman karşınıza çıkma olasılığı çok yüksek olan soru tipleri. O yüzden bu soru tiplerine alışsanız bence iyi olur. Çünkü gelecekte yine İngilizce her türlü size lazım olacak. Şu an üniversiteye yeni başlamış olabilirsiniz. Ortasında olabilirsiniz, bitirmiş olabilirsiniz. İş başvurularında her zaman sizden bir İngilizce puanı isteyecekler. O yüzden ben bu serinin sizin çok işinize yarayacağına inanıyorum. Önemli olan alışmak. Sakın soruları görünce korkmayın. Bunları gördükçe, tek tek yaptıkça zaten zamanla alışacaksınız arkadaşlar. Ve artık yabancı gelmemeye başlayacak bu zor sorular bile size ve çözeceksiniz olayı. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok. Beraberiz bu konuda. Bana da her zaman yazabilirsiniz, edebilirsiniz. Şimdi geldik zurnanın zor dediği yere. Öncelikle neden speaking ile başlıyoruz? Birincisi zor olduğu için bence diğer skill'lerle karşılaştırınca daha zor. Hem de PT Akademik sınavı da speaking bölümüyle başlıyor ve onların da speaking bölümüyle başlamasının sebebi aynı arkadaşlar. Bir tık daha kolaylar daha sona kalıyor. O zaman hazırsanız speaking videomuz başlasın. Let's go. Öncelikle speaking'imizi geliştirmemiz için listening'imizi geliştirmemiz lazım her şeyden önce. Çünkü speaking productive bir dil becerisi. Productive ne demek oluyor? Ürettiğiniz.
Yani writing de aynı şekilde. Speaking'de de writing'de de bir şeyler üretiyorsunuz. Tamam mı? Ortaya bir şey koyuyorsunuz. Cümlelerin arasında bağlantı oluyor bilmem ne. Bu production oluyor. Speaking'in bu kadar zor olmasının sebebi de çok spontane olması. Yani böyle anlık üretmeniz lazım o şeyleri ve üretmeniz lazım. O yüzden biz çok zorlanıyoruz speaking'de. Ama bunu nasıl çözebiliriz? Sizinle hemen şimdi bakacağız. Öncelikle dediğim gibi bizim listening'le başlamamız gerekiyor. Yani bol bol bir şeyler dinlemeniz lazım ve dile maruz kalmanız lazım. Öncelikle bu dilin örneklerini bizim duymamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? İşte film, dizi izleyebiliriz. Her zaman yaptığınız şey arkadaşlar. Okey tam Türkçe altyazılı izliyorsunuz ama ben bunu size her zaman söylüyorum. İkinci defa izleyin aynı bölümü, aynı filmi neyse bir daha önceden bildiğiniz. İkinci defa izlediğinizde İngilizce altyazılı ve üçüncü defa izlediğinizde sıfır altyazıyla izleyin. Hatta buradan bir sürü kelime de öğrenebilirsiniz, ifade de öğrenebilirsiniz. O yüzden bunu ben size her zaman öneriyorum. Listening çok çok önemli. Zaten bizim serimizin son videosu listening videosu olacak. Orada daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdilik vereceğim böyle ufak tefek listening tavsiyeleri var size. Diğeri müzik dinlemek. Allah aşkına bakın. Müzik hayatımızın içinde İngilizce bir şekilde dinleyin. Hatta sözlerine bakın. İnanılmaz fazla cümle yapısı ve kelime öğreneceksiniz. Ben bunu bizzat yaşadım, yaşamaya devam ediyorum İspanyolca'da da. Bunun dışında podcast dinleyebilirsiniz. Artık podcastlere ulaşmak inanılmaz kolay. Spotify'a English Podcasts yazdığınız zaman dünya kadar podcast çıkıyor karşınıza. Bu teknolojiyi kullanın arkadaşlar. Allah aşkına. Metrobüste misin, otobüste misin, bulaşık mı yıkıyorsun, ne yapıyorsun? Podcast ya da sesli kitap. Sesli kitap da kesinlikle müthiş. Özellikle daha önce de okuduğunuz bir kitap olursa çok daha iyi olur. Yani beyni sürekli maruz bırakmanız lazım dile. Siz fark etmeseniz de o kalıpları beyin alıyor ve bir gün konuşurken aklınıza bir kalıp geliyor ve diyorsunuz ki ben bunu nereden hatırlıyorum? Ben bunu ne zaman duydum ki? Çünkü beyin farkında olmadan alıyor o kalıpları. O yüzden bu konuda size güveniyorum. Sürekli bir dinler halde olun. Tamam mı? Speaking geliştirebilmenin İlk adımı ne yazık ki bu arkadaşlar. Sürekli dile maruz kalmak. Geldik telaffuzumuzu güzelleştirmek için yapabileceğimiz şeylere. Arkadaşlar online sözlükleri kullanabilirsiniz. Mesela bu dinlediğiniz şeylerden yeni kelimeler öğrendiniz. Kelime defteri yaptınız. Benim kelime videom da var bu arada. Yukarıya bırakıyorum. Kelime öğrenebilirsiniz. Online sözlükleri kullanarak bu kelimelerin telaffuzu nasıl bunu öğrenebilirsiniz. Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey var. Türkçe'de de farkında olmadan böyle bir ritmik bir şey var. Tamam mı? Ben şu an konuşurken aslında dümdüz konuşmuyorum. Bazı yerleri böyle vurguluyorum. Bazı yerlerde de böyle daha yavaş konuşuyorum falan. İngilizce'de de aynı şey var. Şimdi bunu biz kafamızdan sallayamayız. Bu ritmi biz kafamızdan öğrenemeyiz. Ne yapacağız? Öncelikle sürekli dinleyerek o ritme beynimiz alışacak. İkincisi de online sözlükleri kullanarak bilmediğimiz kelimelerin ritmini öğreneceğiz. Tamam mı? Mesela bizim en çok yaptığımız telaffuz yanlışları aslında ritme de dayanıyor. International kelimesi. Aslında bu kelimenin okunuşu international değil, international olması lazım. Biz international diye dümdüz söylerken aslında oradaki na'da bir çıkış var. İşte bu da İngilizcenin ritmi. International. Böyle böyle kelimelerin telaffuzunu doğru bir şekilde öğreneceğiz. Kullanabileceğiniz online sözlükler zaten çok popüler ve bence çok iyileştirdiler. Google Translate'i kullanabilirsiniz emin olmadığınız telaffuzlarda. Ya da Merriam-Webster. En köklü, en bilinen Amerikan sözlük Merriam-Webster. Onu kullanabilirsiniz. Hem Google'a bunu yazdığınız zaman yavaş bir şekilde okunuşunu da görüyorsunuz. Hem de orada bir dudak animasyonu var. Oradan dudağınızı ne şekle sokmanız gerektiğini gösteriyor. Bu da çok önemli. Mesela bir örnek vereyim. Normal V ve W arasında. Normal V'yi söylerken V şeklinde söylüyoruz. W'yu söylerken V şeklinde söylüyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe'de olmayan bir ses olduğu için W'yu da V şeklinde söyleme ihtimalimiz var. Ama aslında doğru değil. Mesela window diyemem. Window demem lazım. Bunları da böyle öğreneceğiz aşkolar. İngilizce'deki bu farklı sesleri öğrenebilmenin yolu fonetik arkadaşlar. Her dilin bir fonetik alfabesi var ve fonetik alfabe seslerle alakalı. Mesela Türkçe'de olmayan başka İngilizce ses ne var? Sesi var mesela değil mi? Bu İngilizce'nin fonetik alfabesinde bulunuyor. Benim sadece fonetik alfabe üzerine yaptığım bir video var yukarıya bırakıyorum. Bizim Türkçe'de olmayan İngilizce sesleri gösteriyorum. Ve bu sesleri kullanırsanız İngilizce telaffuzunuz gerçekten bir üst seviyeye çıkacak, bana güvenin. Ve speaking için bu çok 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 önemli. Böyle sınavlarda da önemli, iş mülakatlarınızda da önemli. İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmeniz için de önemli. İngilizcenin ritmi videomu da yukarıya bırakıyorum. Cümleleri nasıl ritimle okuyabilirsiniz o videoda gösteriyorum zaten. Bu bıraktıklarımı bu videodan sonra izleyin ama tamam mı? Şimdi sizinle beraber örnek sorular göreceğiz. Ki
Neden bunları size anlatıyorum anlayacaksınız o zaman. Bunun dışında telaffuzu geliştirmek ya da akıcı İngilizce konuşabilmek için yapabileceğiniz yöntem shadowing. Shadowing diye bir yöntem var arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Kısa bir şeyi dinliyorsunuz, ondan sonra tekrar ediyorsunuz. Ben bunu Friends'le İngilizce öğrenmek videomda göstermiştim. Onu da yukarı bırakıyorum. Aynı böyle dizilerde, filmlerde duyduğunuz cümleleri durdurup aynısını söylemeye çalışabilirsiniz. Ben bunu İspanyolcuda çok yaptım ve çok işime yaradı. Çünkü dediğim gibi cümleler bir yerden sonra kendilerini tekrar etmeye başlıyorlar ve siz çoktan öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, dil uçsuz bucaksız bir şey olabilir ama günlük hayatta kullandığımız şeyler uçsuz bucaksız değil. Sınırlı. Ve bunları da öğrenmeniz imkansız değil. Asla değil. Kendi sesini kaydedip dinlemek gerçekten bunu iyileştirmeniz için çok faydalı oluyor. Çünkü kendiniz konuşurken aa süper aksan yaptım, mükemmelim ya da süper telaffuzum var, mükemmelim derken ses kaydını dinleyince aa şurada hata yapmışım diye görebiliyorsunuz. O yüzden sesinizi kaydetmekten çekinmeyin. Biliyorum çok kötü bir şey kendi sesini duymak ama alışıyorsun. Şimdi isterseniz PT akademik sınavında ve bu tarz sınavlarda böyle İngilizce seviyenizi ölçen ve seviyenizi ortaya koyan sınavlarda speaking bölümlerinde neler varmış? Daha önce girmediyseniz eğer burası sizin için çok ilginç olacak. Yani bir speaking sınavı nasıl olabilir böyle bir sınavda? Bunu görmüş olacaksınız. Ve ayrıca dediğim gibi bunlara kesinlikle alışmanız lazım. Hayatınız boyunca karşınıza çıkacak. Şimdi beraber o soruları yapacağız. Tabii ki bunu kitaptan yapacağım. Ama siz isterseniz eğer PT Akademik sınavının online materyalleri de var. Aşağıya bütün linkleri bırakacağım. Böyle kitap şeklinde de var. Siz nasıl çalışmayı rahat buluyorsanız. PT Akademik sınavı online oluyor ama bu arada. Online'daki materyaller de bu şekilde oluyor. Zaten dediğim gibi soru tipleri, her şeyi gösteriyor. Online'da da, burada da. Bütün soru tipleri var. Sınav baştan sona nasıl o var. Soruları çözerken nelere dikkat etmelisiniz ipuçları var. Örnek soru cevapları var. O yüzden bugün size bununla yardım edeceğim. Sınav 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Speaking ve Writing, Reading, ondan sonra da Listening var. Speaking ve Writing'i beraber veriyor ama neden olduğunu biraz anlayacaksınız. Biz sadece Speaking'e odaklanacağız. İkinci videomuzda yapacağım Writing'i, tamam mı? Speaking bölümünde tam 5 tane soru tipi var. Şimdi bu soru tiplerini tek tek göstereceğim ve bu soru tiplerinde sorular çözeceğiz sizinle beraber. Ben de sizinle çözeceğim. Böyle bence çok tatlı olacak, neden olmasın? Çok tatlı bir soru çözme videosu. Hazırsanız eğer ilk testimizle başlıyoruz. İlk Speaking testimiz arkadaşlar Read Aloud, yani sesli okuma. Size böyle kısa bir tekst veriyorlar, acayip kısa ve siz onu sesli bir şekilde okuyorsunuz. Böylece telaffuzunuzu ölçüyorlar. Mesela örnek yapacağım sizinle beraber. Ve burada dikkat etmemiz gereken diğer bir şey de ne kadar hızlı okursanız o kadar iyisinizdir değil. Yavaş okuyun ama anlamlı okuyun. Yani sizi dinleyen insan ha bunu demek istiyor diye anlasın. Tamam mı? Böyle tek 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 değil. Anlamlı bir şekilde. Şimdi ben sizin için bir örnek yapacağım. Sonra size başka bir tekst koyacağım. Onu da siz okumaya çalışın. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in particular field, if you're thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Şimdi sizin için koyuyorum buraya. Öncelikle biraz içinizden okuyun. Ve sesli de okuyabilirsiniz hani pratik etmek için. Evet, 40 saniyemiz başladı. Sesli okuyacaksınız. Şimdi yapıyorum. Hazır mıyız? Not a lot is known about how the transportation of goods by water first began. Large cargo boats were being used in some parts of the world up to 5,000 years ago. However, sea trade became more widespread when large sailing boats traveled between ports, carrying spices, perfumes and objects made by hand. Süper! Bir tane daha yapalım mı? Hadi son bir tane daha yapalım beraber. O zaman salıyorum. Saldım. Şimdi 40 saniyeyi vermeden önce bir pratik edin. Hazır mıyız? O zaman 40 saniyemiz başlıyor, başlıyor, başlıyor. Bir saniye. 40 saniyemiz başladı.
When a young artist was asked about his drawing, he explained that he had started by taking a photograph of himself sitting by a window at home. He then drew his face from the photograph and replaced the buildings which were outside the window with trees. This gave the picture a softer, more artistic background. Bu kadar arkadaşlar. İlk soru tipimiz buydu. Read aloud, sesli okuma. Bu telaffuzunuzda çok yardımcı oluyor size. Hem o cümlelerin ritimlerini yakalayabiliyor musunuz? Hem okuduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Ve anladığınız zaman karşı tarafa daha böyle doğru bir ses tonuyla aktarabiliyor musunuz? Bunu ölçüyor. Ve bunu pratik edebilmenizin yolu böyle işte online materyallerle ya da işte Pearson'ın bu kitaplarıyla yapabilirsiniz. Ya da eğer bir İngilizce kitabınız varsa, ki bende var, hemen göstereyim size. Ben bu kitabı gayet şeyden aldım arkadaşlar. Penguin kitap evinden aldım yanlış hatırlamıyorsam. Yürür müsün sandalyecim? The Great Gatsby var bende şu anda. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. Yavaş yavaş, ritimli ve anlamlı bir şekilde okumak. Olayımız bu ve İngilizce kitap kesinlikle okuyun. Kesinlikle Türkiye'de satılıyor her yerde. Kesin DNR'da da vardır. Ay, bir şey söyleyeceğim bu arada, tamamen off topic, yani konumuz dışı. Susun, İngilizce videosu çekiyorum ve İngilizce terim kullanabilirim. Yani 2 dakika mola verdim ve şu sivrisinek ısırığına bakın. Bu sadece 2 dakika içerisinde oldu. Yani ne ara? Gelelim ikinci soru tipimize. Repeat sentence, yani cümle tekrar etmek. Bize bir cümle dinletiyor ve biz de o cümleyi dinleyip daha sonra tekrar ediyoruz. Şöyle bir sıkıntı var, cümleyi sadece bir kere dinliyorsunuz. O yüzden çok dikkatli dinlemeniz lazım ama heyecan yok, heyecan yok. Sınavlarda yanlışlar yapılabilir, ben de bu bölümde yanlış yaptım, hiçbir problem yok. Çünkü bu sadece İngilizce bilgisini içermiyor, dikkat, kısa süreli hafızanın çok iyi olması falan, bunları da içeriyor. O zaman birkaç tane beraber yapalım. Önce bir tane ben sizin için yapacağım, sonra diğer cümleleri dinleteceğim, siz söylemeye çalışın, sonra ben yine söyleyeceğim. Anlaştık mı? Hazırsak bu soru tipimize başlıyoruz, let's go. Test 1. Repeat sentence. Page 15. 1. Factors such as cost and function influence the design of a bridge. Factors such as cost and function influence the design of a bridge. Sanırım oldu. Sanırım oldu. O zaman ikincisine geçelim. Bu sefer siz tekrar edin diye bekleyeceğim. Hazır mıyız? 15 saniyeniz var tekrar etmek için. 2. It's important that humans dispose of their waste in appropriate ways. It's important that humans dispose of their waste in appropriate ways. It's important that humans dispose of their waste in appropriate ways. İngilizcenin ritmi. 3. If you are unable to complete the task in time, please notify me by email. If you're unable to complete the task in time, please notify me by email. 4. The financial report for the last quarter will be available this afternoon. Tamam, şimdi ben söylüyorum. The financial report for the last quarter will be available this afternoon. Böyle arkadaşlar, duyduğumuzu tekrar ediyoruz bu soru tipinde. Burası bu kadardı. Yani yapabildiğiniz kadar, çünkü yapay zeka şeyi de ayırt edebiliyor. Mesela such as yerine like dedim. Tamamen puanını kesmiyor. Atıyorum yarı yarıya puan veriyor gibi. O yüzden mümkün olduğunca dinleyip cümleye benzeyen, mümkünse aynısını söylemeye çalışıyorsunuz. Olay tamamen buna ibaret. Şimdi bir sonraki soru tipimize geçiyoruz. O da describe image. Describe image de burada bize bir grafik gösteriyor. Biz de o grafiği konuşarak anlatmaya çalışacağız. Artık bu soru tipi şeye giriyor. Gerçekten üretmeye giriyor. Şu ana kadar sadece telaffuzumuz ölçüldü. Ya da anlıyor muyuz ve anladığımızı tekrar edebiliyor muyuz? Bunlar ölçüldü. Şimdi artık biz sıfırdan bir şeyler konuşacağız. Hazırsanız eğer. Öncelikle ilkine bakıyorum. Burada bir grafik var. Percentage world population by region. Bölgeye göre dünya popülasyonunun yüzdesi. Bu tarz grafikleri describe ederken, yani tarif ederken, konuşurken bunlar hakkında birinci dikkat etmemiz gereken bu grafik neyi gösteriyor? Önce onu açıklayacağım. Sonra birer birer yılları açıklayacağım. Olay tamamen bundan ibaret yani. Bunu da istediğiniz cümleleri kullanarak yapabilirsiniz. Yani mümkün olunca grafiği açıklamak demek oluyor. İlkini ben örnek olarak sizin için yapıyorum. Sonra bir tane daha yapacağız. Sizin önce açıklamanızı bekleyeceğim. Sonra ben yapacağım ve
bu soru tipine de bu şekilde bakmış olacağız. Hazır mıyız? The graph shows the percentage of world population by region, which are Asia and Europe, between the years of 1750 and 2000. Asia had a much bigger percentage of the world population during this period than Europe. The one of Asia's dropped from 65 to 55% between 1750 and 1950, but reached 60% in 2000. Europe's population was stable from 1750 to 1850 at just over 20% of world population. Then it rose slightly in 1900 before falling more than half to just over 10% in 2000. Gördüğünüz gibi sadece tek tek yıllarda ne olmuştu? Çıkmış, sonra inmiş, sonra tekrar çıkmış. Asya şöyle inmiş çıkmış, Europe böyle inmiş çıkmış. Bunları anlatıyorum. Öncelikle bir overview yapıyoruz. Yani bize bu grafik neyi gösteriyor onu söylüyoruz. Sonra da grafikte gösterdiklerini tek tek cümleye aktarıyoruz. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi bir tane de sizinle beraber yapalım. İsterseniz. Bir sonraki grafiği salıyorum. Tamam mı? Şimdi bu grafiğe öncelikle bir bakın birazcık. Sonra size 40 saniye vereceğim ve bu 40 saniye içerisinde bu grafikte gördüklerinizi İngilizce bir şekilde anlatacaksınız. Anlaştık mı? Az önce yaptığımız gibi sonra ben anlatacağım. Siz de cevaplarınızı karşılaştırırsınız benimkine. O zaman grafiğimiz ve hazırlanmanız için biraz süre. Saniyemiz başlıyor ve bu grafikler hakkında konuşuyorsunuz. Unutmayın, öncelikle grafik ne gösteriyor onu söylüyoruz. Sonra bir bir yüzdelere bakıyoruz. Neden bırakmışlar, ne yapmışlar vesaire diye ipucu vermiyorum şu anda. Hadi bakalım, 40 saniyemiz başladı. Evet, bitirdiyseniz soruyu şimdi beraber yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şimdi ne diyor? Reasons for no longer attending school. Okula gitmemenin sebeplerini gösteriyor bu grafik. Öncelikle bunu söyleyeceğiz. Sonra %100'de tek tek beraber karşılaştıracağız. Hadi bakalım yapalım. So the charts show why males and females stopped going to school. In both cases, the main reason was that they had completed their studies. It has the most percentage. This applied to 65% of females and 60% of males. The second reason was that they had got a job, but 25% of males had work compared with 12% of females. Almost the same percentage of females also left school for personal or family reasons, while only 4% of males did. A very small percentage of students left due to illness, 3% of males and 5% of females. And a little bit bigger percentage left for other non-specified reasons. Gördüğünüz gibi bütün yüzdeleri tek 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 gidip kadınlar ve erkekler böyle karşılaştırdık ve neden okula gitmeyi bıraktıklarını söyledik. Yani tam olarak böyle aynı cümleleri kullanmanıza gerek yok benim az önce kullandığım cümleler gibi. Ama hani en azından yani bu chartta bunu görüyorum ve bu olmuş diye cümleler kurabilmeniz lazım. Olay bundan ibaret. O zaman describe image kısmımız bu kadar. İki tane örnek yapalım dedim. Şimdi geldik bir sonraki soru tipimize. O da retell lecture. Arkadaşlar listening speaking sınavlarında bu çok fazla karşınıza çıkabilecek bir soru tipi. Bir lecture dinliyorsunuz ve o lecture'ı dinlerken not alıyorsunuz. Listening ve note taking diye apayrı bir şey var. Ve bu notları alırken dinlediğiniz, duyduğunuz her şeyi böyle birer birer yazmıyorsunuz. Ufak tefek hatırlatacak böyle key notlar alıyorsunuz ve daha sonra lecture bittikten sonra o notlara bakarak lecture'ı tekrardan siz anlatıyorsunuz. İşte kişi şunlar şundan bahsetti, şöyle söyledi, böyle söyledi. Buna dikkat etmemiz gereken şey şu. Lecture'ı dinlerken öncelikle main point ne? Yani bu lecture neyle alakalı? Önce bundan bahsediyor. Sonra point 1, point 2, point 3 diye
bütün söylediği fikirleri destekliyor tek tek ve bizim yakalamamız gereken noktalar bu. Bunun böyle farklı farklı teknikleri var. Bu bambaşka bir şey. Bizim üniversitede sadece tek bir dersimiz listening and note taking'di. Bunların hepsini orada öğrendik arkadaşlar ve böyle sürekli her ders lecture'lar dinliyorduk ve not alıyorduk. O yüzden bu bambaşka bir şey. Şimdi sizinle beraber lecture dinleyeceğiz ve bu lecture'ı dinlerken notlar alacağız. Ben de alacağım, siz de alacaksınız ve PT Akademik'te bu lecture'ları bir kere dinliyorsunuz. Yine her şeyi bir kere dinliyorsunuz. Sonra da ben size notları göstereceğim. Ben bu notları aldım. Siz de karşılaştırırsınız. Sonra o notlara bakarak lecture'ı tekrardan söyleyeceğiz. Ben elime bir kağıt kalem alacağım. Ben kağıdımı aldım aşk olay. Hazırsak lecture'ımızı dinleyelim. Hadi bakalım not almaya başlıyoruz. Retail Lecture, page 21. 1. In today's lecture, I'm going to talk about changes in air pollution since the middle of the last century and what has created these changes. So, by the 1950s, air pollution was very visible, with frequent thick black fogs known as smogs in many large cities around the world. The main source of this pollution was from factories, and it caused severe health problems. For example, a particularly severe smog in London in 1952 caused over 4,000 deaths. Obviously, something had to be done. And in 1956, a Clean Air Act was introduced in Britain. This addressed the pollution from factories, and the smog soon disappeared. However, as you know, these days air pollution is still a big issue. The main difference between now and the 1950s is that you can't see it, it's invisible. Also, the main source of pollution now is from cars and lorries, and although these don't produce visible signs, this air pollution is still a significant risk to health. And one of the key factors in the rise of this type of pollution is that we have all become much more vehicle dependent. There are far more cars and lorries, trains and planes than in the 1950s, and this is now the main source of air pollution around the world. Şimdi dinledim, notlarımı düzenliyorum arkadaşlar. Çünkü her şeyi bir bir yazmak kolay değil. Sonradan aklımda kalanları şimdi notlarıma ekliyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz hızlı bir şekilde yazdım, o yüzden çok çirkin. Şurada mesela cümleleri sonradan tamamladım, işte lecture bittikten sonra tamamladım. Çünkü dinlerken bir yandan cümle yazmak çok zordu. Ve yazmak yerine şöyle bir sembol kullandım. Bir yıldan bahsediyorsa hemen o yılı ben buraya yazıyorum. O yılda ne olmuş onunla alakalı bir şey yazıyorum. Lecture neyle alakalı ondan bahsediyor. Burada birinci pointi, ikinci pointi. Şurada da bu hala bizim için air pollution, yani hava kirliliğinden bahsediyor ya. Air pollution hala bizim için bir problem. Neden bizim için hala bir problem? Çünkü biz çok vehicle dependent olduk. Yani çok fazla araba kullanıyoruz artık ve asıl main source'umuz artık arabalar dedi. So the lecture was about changes in air pollution since the middle of the last century and what created these changes. In 1950s it was very visible as thick black smogs and they caused very severe health problems. The main source was the factories that were working and they caused a large number of deaths by that time. In 1952, there were like 4,000 deaths in London and it caused the Clean Air Act. Nowadays, air pollution is still an issue, although we cannot see it and the main source is the cars. And the reason to that is because we are more vehicle dependent. 1950'lerdeki hava kirliliğinden bahsetti, onun sebebinden bahsetti. Ondan sonra günümüzde de böyle bir sorun var ama işte sebebi farklı. Hala da hayatımız için riskli falan filan. Hani böyle toparlayacak olursak aslında o kadar karmaşık bir şey değil. Lecture'ın verdiği mesaj çok böyle net ve temiz. Önce bize lecture'ın neyle alakalı olduğunu söylüyor. Sonra bize birkaç tane key point veriyor. Yani birincisi 1950'lerde şöyleydi. İkincisi 1952'de şu kadar ölüm oldu. O yüzden işte Clean Air Act çıktı. Sonra günümüze geliyor. Günümüzde de böyle böyle diyor. 3 tane point'ten bahsettik burada fark ettiğiniz gibi. Başka lecture'lar da aynen bu yapıda gidiyor. İsterseniz bir lecture daha yapalım sizinle beraber ve öyle bitirelim. Bence çok güzel bir pratik oluyor. Siz de bol bol duyun, tamam mı? Çünkü bunları duydukça ve gördükçe gittikçe daha az korkutucu geliyor. Hatta bir noktadan sonra korkutucu bile gelmeyecek. Diyeceksiniz ki ya ben buna hazırım. Biliyorum karşıma çıkacak şeyi. Okay, to help you with your research, I just wanted to give you some tips today on using focus groups. These are groups of people that you get together to find out about their opinions and attitudes. For example, to review a piece of work, or just basically provide some collective input to help you with whatever you're researching. First of all,
How large should a focus group be? Well, I would say that an ideal number of participants is around 6 or 7. If it's any bigger, what quite often happens is they break into side conversations and the focus is lost. If it's any smaller, you may not get the range of views that you need to get a really good discussion. Secondly, it's important that you have a moderator for the group who's able to facilitate and guide the discussions. The moderator must ensure that everyone participates and stop anyone dominating. And also, the moderator needs to make sure that the discussions don't go off in the wrong direction. And thirdly, in order to help the group focus on what's required, some basic materials should be used, particularly to kickstart the discussions. This may be in the form of pictures, photos, diagrams, graphs, etc., and will help the group to understand the context of what needs to be discussed. Lecturemiz focus groups diye bir şeyden bahsetti. Ablamız research yaparken focus gruplar kurabilirsiniz dedi. Ve burada focus group ne demek onu açıkladı. Bu bizim main idea'mız. Bu lecture bize focus grupların ne olduğunu anlatacak diye gördük. Firstly diye başladığı anda ben burada biri yapıştırdım. Bu da demek oluyor ki bu abla ikincisi, üçüncüsü diye birkaç madde sayacak ve bizim pointlerimiz aslında çok clear burada, yani çok açık. Demek ki bu 1-2'yi doldurmamız gerekiyor. Kaç kişi olmalı bu focus gruplar dedi. İkincisi, focus grupta bir moderatör olması lazım ve onun görevleri dedi. Ben o görevleri yazdım buraya. Ve son olarak da üçüncü point olarak da ne dedi? Materyalleri olması lazım bu focus grupların. İşte ne olabilir? Fotoğraflar olabilir, resimler olabilir, grafikler olabilir. Böylece de grubun nasıl, işte nasıl bir yol izleyeceğini daha rahat anlamış olur grup. Ben Türkçe konuşamıyorum arkadaşlar. Bu lecture'ı tekrardan söylemek için bize kaç saniye veriyor biliyor musunuz? Sınavda 40 saniye veriyor ve benim sorunum hep şu oluyor. Ben 40 saniyeyi geçiyorum ve belki şu an size anlatırken de geçmişim de. Bu 40 saniye içerisinde lecture vermemiz gerekiyor. O yüzden aslında o küçük detaylar önemli değil. Main point'ler, yani asıl önemli olan kısımları söylersek lecture'ı başarılı bir şekilde tekrar söylemiş oluyoruz diye düşünüyorum ben. Bu dediğim gibi bakın sadece PT akademik sınavı için değil, birçok sınavda bu yöntemi kullanıyorlar. Hazırlık geçme sınavlarında da kullanıyorlar. Akademik İngilizcenin temel taşlarından bir tanesi listening and note taking. Ve sonra da bunu retell yapabilmek, tekrardan anlatabilmek. Şimdi son soru tipimize geçeceğiz. Son soru tipimiz çok tatlı. Bütün bu işte diagramlardan sonra, lecture'lardan sonra answer short question, yani kısa bir soru cevaplayacağız ve bu cevaplar genelde PT akademik sınavında tek kelime, phrasal verb bilmem ne falan olabiliyor. Tek kelime, iki kelime, çok kısa cevaplar. Soruyu anlamanız lazım, sonra soruya doğru cevabı vermeniz lazım ve sorular inanılmaz kolay sorular. Burada sadece listening'inizi ve speaking'inizi ölçtükleri için hani böyle inanılmaz zor bir genel kültür sorusu değil. Çok basit sorular ve çok basit cevapları oluyor. İsterseniz bunu da yapıp bitirelim. Bilgisayarım o kadar yavaş ki arkadaşlar, sadece bir soru açacak yani. Test 1. Answer çok short şükür. Question. Page 23. 1. Which section of a train timetable will tell you what time your train leaves? Departures. What do we call the list of steps that tell you how to put something together? Instructions. What do we call the meeting where an employer asks a potential employee questions about their work experience? Job interview ya da interview. Gönder gelsin babuş. What desk should you go to when you first arrive to stay in a hotel? Hotel. Check-in. Bu kolaydı arkadaşlar, bu kolaydı. What is the job title of someone who designs buildings? Designs buildings. Ted Mosby. Architect. How I Met Your Mother izleyenlerin gözü yaşlı diğerleri ne diyor bu diyor. What term is used for the amount of money you pay a landlord for living in their house or apartment? Landlord. Rent. What do we call the first meal of the day? First meal of the day. Breakfast. En sevdiğim meal aynı zamanda. Kahvaltı. What word is used for someone who watches a sports event? Sports event. Spectator. What object would you use to climb up to the roof of a house? Roof of the house. Ladder. Chaos is a ladder.
Lord Baelish. Lannister kelimesini duyunca aklıma hep Lord Baelish geliyor Game of Thrones'taki. Ve son soru. Kaos bir merdivendir. Ne güzel söz değil mi? Krizi fırsata çevir diye çevirebiliriz herhalde Türkiye'ye. Türkiye'ye, Türkçe'ye. Sesi beklerken ne saçmalıyorum burada bilseniz. If you don't feel like eating, what do we say you don't have? Appetite. I lost my appetite. Evet, şimdi geldik. Gelmedik. Zurnanın zort dediği yer bitti arkadaşlar. Bayağı 5 tane soru tipinde bir sürü soru çözdük sizinle beraber ve ben bu video konseptine bayıldım. Umarım gerçekten geri dönüşlerinizi çok büyük heyecanla bekleyeceğim. İlk defa bu tarzda bir video yaptım. Umarım işinize yaramıştır. En azından bir kelime öğrenmişsinizdir. En azından sınavlar konusunda böyle bir fikriniz oluşmuştur. Çünkü bu sınava girmeden önce, bu tarz bir sınava böyle çok önceden girmeden önce ben bir fikrim yoktu ve korkarak yaklaşmıştım. Sizin bu korkunuzu almak benim istediğim şey. Çünkü eninde sonunda böyle bir sınava maruz kalacaksınız. İş başvurusu için olsun, dil için olsun, yurt dışına gitmek için olsun vesaire. Umarım o yüzden sizin için tekrardan faydalı bir video olmuştur. PT akademik sınavı ile alakalı her şeyi ben aşağıya bırakıyorum. Aynı zamanda sınava kayıt olmak istiyorsanız, girmek istiyorsanız da aşağı bırakacağım. Dediğim gibi her gün sınav var. Çok kısa bir süre içerisinde girip çok kısa bir süre içerisinde sonucunuzu alabiliyorsunuz. Ya da bu serinin devamını bekleyebilirsiniz. Beraber çalışabiliriz ve o şekilde de sınava girebilirsiniz. Dediğim gibi bu videodan sonra diğer dil becerilerine de bakacağız. Onlarla ilgili de sorular çözeceğiz. Ben size tüyolar vereceğim. Nasıl çalışabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Hem PT akademik sınavına hazırlanacağız. Hem bu tarz sınavlara nasıl hazırlanıldığını göreceğiz. Bir sürü soru çözeceğiz sizinle beraber. Bir sürü size tüyo vereceğim. Böyle. Onun dışında PT akademik sınavı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıya onların linkini de bırakıyorum. İletişim kurabilirsiniz. DM atabilirsiniz. Bütün iletişim bilgileri aşağıda olacak. Ben de bir sonraki videoda sizi göreceğim ve konuşacağız. Tamam mı? Anlaştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bütün duyuruları Instagram'dan da yapıyorum. O yüzden dediğim gibi oralardan beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Ortalığı yine dağıtarak gidiyorum.